Bu ekrana gelen fotoğrafta 5 kişi var. Bu 5 kişiden biri bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yakalanan Kemal Öksüz. Onun hemen yanındaysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. ABD'de çeşitli FETÖ kuruluşlarının yöneticiliğini yapan Mahmut Yeter, Faruk Taban, Kemal Öksüz ve Talha Saraç'ı görüyoruz. Ve Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket veriliyor. Görüntüler 3 Aralık 2013 tarihine ait bu fotoğraf karesi diye arkadaşlarım bana bilgi verdiler. Doğru, evet. Buna dair de şimdi fotoğraflarda Ben ekrandayken bir değerlendirme yapmak isterseniz. şöyle şunu ifade edeyim. Ben bu fotoğrafı farklı platform ve böyle tartışma programlarında da ifade ettim ve gösterdik. Burada biliyorsunuz 17 ve 25 Aralık sürecine giden süreçte özellikle bu işin Amerika'daki FETÖ'cüler eliyle tezgahlanıp iç unsurları bakımından iç emniyetteki İstanbul Emniyetindeki FETÖ'cüler marifetiyle biliyorsunuz bir yargı darbesi gerçekleştirildi. Bunun evvelinde yaklaşık bir 20 gün öncesinde Amerika'da Türkiye'deki ana muhalefet partisi başkanı, genel başkan yardımcılarıyla birlikte Amerika'daki bu etkili FETÖ'cülerle birlikte toplantılar yaptı, çeşitli toplantılar. Ki bu toplantılar sonradan basına ve kamuoyunun gündemine geldi. Nihayetinde sonrasında 17-25 Aralık kalkışmasındaki bu sözde yolsuzluk operasyonlarına girişen sahte üretilmiş delillerde bu işe kalkışan FETÖ'cüler ve İstanbul'daki uzantıları aynı minvaldeki uluslararası bu işin propagandasını yapanlarla Türkiye'nin ana muhalefet lideri bir arada buluştu. Aynı süre içerisinde de biliyorsunuz ki Türkiye kamuoyu çok yakinen takip etti süreci. Meclis kürsüsünden FETÖ'cülerin yapmış olduğu bu sahte deliller ve tapeleri doğrudan kürsü masumiyetine dayanmak suretiyle ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu bunları dile getirdi. Yani dolayısıyla kürsü masumiyetini kullanmak suretiyle bu FETÖ'cülerin argümanlarını getirmek suretiyle, dile getirmek suretiyle bunları sanki bir yasama sorumsuzluğu çerçevesinde dile getirdi. Biz yoğun bir şekilde hep bu süreci eleştirdik. Türkiye'deki bir yasal meşru zeminde olan bir ana muhalefet partisinin ve liderinin bu tür illegal faaliyetlerin içerisinde bulunan bir terör örgütleriyle doğrudan irtibatta olması ve onlarla uluslararası toplantılar tertip etmesi ve nihayetinde de bunların argümanlarını Türkiye kamuoyuna bir siyasal söylem olarak söylemesini ne kadar büyük bir Türkiye'nin açmazı, bir ana muhalefet açmazı olduğunu ifade ettiydik. O fotoğrafla ilişkin benim somut bilgim var gerçekten. Ki bunları da çok defaatle vurgulamıştık, ifade etmiştik. Maalesef Türkiye açısından belki de en büyük talihsizliklerden bir tanesi de Türkiye'nin doğrudan doğruya Türkiye'nin anayasal düzenine, demokrasisine kasteden bir terör